İşte 1900 yıllarda Nobel alan, daha evvel teorisini ortaya koyan Dirac isminde bir ünlü fizikçi vardı. O fizikçi kainatta çok önemli bir yasayı keşfetti. Hiçbir şey tek yaratılamaz, mutlaka zıt eşiyle yaratılır. Bu aşağı yukarı 20 yıldan bu güne kadar fiziğin en önemli yasasıdır. Hiçbir şey tek yaratılamaz, daima zıt eşiyle çift yaratılır. Nitekim Sûre-i Yâsin'in 36. ayetinde Cenab-ı Hak, ben Subhan, tek olan, benzersiz olan benim. Ben her şeyi çift yarattım diyebilirim. Çift yarattım. Demek ki cennetin çift yaratılmasındaki hikmetlerden bir tanesi odur. Çift yaratılmasının hikmetlerinden birisi budur. Tıpatıp aynı, fakat aynadaki hayal gibi birbirinin tersi olaylar var. Kötülüğüne tersi, iyiliğine tersi olaylar var. Aynanın karşısına geçtiğiniz zaman sol kulağınız diye tuttuğunuz şey aslında sağ kulağınızdır. Yani aynadaki şekil sizin aynanızdır ama zıttınızdır da aynı zamanda. Bu cennetteki esrarın en büyüğü bu zıtlık kavramını getiriyor. Eş. Ama zıt eş. Zıt eş ne demek? Kötü zıtlık değil bu. Erkekle kadının, beyazla siyahın birbirine zıtlığı gibi ama aynı zamanda da birbirine benzerliği gibidir. Renk olarak beyazla siyah, ikisi de renktir. Binaenle hamur açısından aynıdır. Birbirine zıt görünümlüdür. Birisi kendisinin üzerine düşen ışıkların tümünü emer, siyah. Beyaz ise kendisi üzerine düşen ışıkların tümünü yansıtır. İkisi de hususiyet itibariyle, renk hususiyeti itibariyle aynıdır. Ama birbirinin zıttıdır. Kadın ve erkek de birbirinin aynıdır. İnsanlık da aynıdır. Ondan sonra efendim, güzellik de aynıdır. Hep iyi tarafından tutarak konuşuyoruz. Çünkü cennete misalleri. Zıt eşliği bizim henüz çözemediğimiz bir hadisedir. Niçin kadın erkeğe, erkek kadına temayül eder? Bunu henüz diyemiyoruz biz. Ta alemden beri de bu nedeni bilmiş değiliz. Zıt eşe niçin temayül etmişizdir? Bunu bilmiş değiliz. Gerçi bugün kitabiyatta neslin idamesi falan diyor ama biz onu düşünmüyoruz. Biz ta Hazreti Adem'le Havva annemizin ilgilerini düşünerek konuşuyoruz. Cennette oldukları zaman nesil olayı yoktu. Nesil üreme ve üretme olayı yoktu. Binaenle onlar da orada birbirlerinin zıt eşi olarak çok şeydiler, mutluydular. Burada zaten ayet-i kerimenin orada her meyveden var. Üstelik çift diyor. Buradaki çiftlik doğrudan öyle kadın erkek çiftliği gibi. Yani ikiz, birbirinin aynı olan ikiz değil. Birbirinin benzeri fakat aynadaki hayali gibi birbirinin. İşte Cenab-ı Hakk'ın çift cennet, cennette çift kaynak ve o cennette her meyveden çift yarattığından murad-ı ilahisi birinci derecede budur. Bir yarattığının aynı benzerini otomatikman bir başka mekanda yaratmıştır. Bir meyvanın aynı benzerini fakat görünüş itibariyle zıttını bir başka mekanda yaratmıştır. Mesela diyelim ki bir elma aynen yaratmıştır. Eğer elma tatlıysa ötekisi ekşidir. Bir başka misalden alalım. Mesela kiraz diyelim ki. Kırmızıysa ötekisi yeşildir. Tatlıysa ötekisi tuzlu lezzettir. Yani Cenab-ı Hakk'ın çift yaratılıştaki hikmeti
Allah nimet vermekte o kadar cömert ki, o kadar sahih ki, bir nimeti verdikten sonra doğamıyor, bir benzerini daha değişik biçimde veriyor. Onun için Cenab-ı Hak çift cennet yarattım, çift kaynak verdim. Her meyveden yarattım, onların da çiftlerini yarattığımdan. Muradı Cenab-ı Hak nimetini dağıtmakta. Sehası ve rezzak sıfatlar o kadar mevsul ki veriyor, doyamıyor, bir benzerini daha yaratıyor. Ondan farklı tecellide fakat aynı. Demin söylediğim gibi hem mesela tadın lezzeti vardır, tatlının lezzeti vardır, hem acının lezzeti vardır. Acıyı biz lezzet olarak yemiyor muyuz? O da bir lezzettir. Çünkü eğer o lezzet olmazsa birçok yemeği yiyemeyiz. Mutlaka her şey tatlı olduğu için yenmiyor. Buradaki inceliği Cenab-ı Hakk'ın bize izah ederken böyle zıt benzerler şeklinde yarattığımdan kastı Cenab-ı Hakk'ın. Ben aklına gelebilecek nimetlerin tümünü yarattım. Mesela öyle insan vardır ki ben işte diyelim elmayı çok severim de bir ekşi geliyor onun için yiyemem. Baldan daha tatlı elma yarattım diyor Allah. Sen işte çok şeyi seviyorum ama kirazı tatlıyı sevmiyorum ben. Aslında biraz acımsı bir şey olsa daha çok seveceğim. Acı kiraz da yarattım diyor Cenab-ı Hak. İşte bütün bu zıtlarını aynı benzer kalıp içerisinde yaratma sanatını anlatmak için Cenab-ı Hak bize diyor ki cennetteki bu çift saltanatımı ve burada verdiğim kaynakları, şimdi o kaynakları anlatacağım ne demek cennet kaynak ve de ondan sonra verdiğim nimetlerin bilhassa meyvelerin çift sırrını iyice bir düşünün diyor. Allah insanoğlunun gönlünde ve aklında bulunan arzuların tümüne muhatap olarak yaratmış oluyor. Bu şeyin en önemli hususiyeti Sure-i Rahman'ın bu sırrı açıklamasıdır. Aklınıza sizin ne geliyorsa, mesela bir cennet, diyelim ki biz hep diyoruz ki cennet deyince, daha aşağıdaki ayette söyleyecek, biz cennet deyince hep aklımıza geliyor ki, hep böyle alışmışız cennet hikayelerini birbirine ekleyip dinlemeye. Güzel bir bahçe, köşkler. Çünkü her insanın hayalinde böyle bir cennet kavramı var. Bilemedin bir deniz kıyısı, çok süslü bir ev, içerisi namı temeli döşenmiş. Niçin vardır bu? Hiç hesap ettiniz mi? Kimi alıp da karşınıza hayalindeki söyle, sana al şu andan para yaptıracağım sana deseniz aynı şeyleri söyler. Bir bahçe, bir köşk, deniz kıyısı, birbirinden güzel ipek döşemeler, herkesin hayalinde bu vardır. Bu tabii bizim aslında geldiğimiz yeri hatırlıyoruz. Geldiğimiz yerdeki cennete benzetmek istiyoruz dünyayı. Geldiğimiz yerde bir takım hususiyetler vardı. O hususiyetler hatırımızda yarım yamalak kalmış, ona benzetmek istiyoruz. Cenab-ı Hak da tarif ederken bakın şimdi hafızamızı yokluyor bizim. Diyor ki iki tane cennet yarattım hatırlar mısın diyor. Sizin diyor bir kısmınız cennetin o bahçe fonunu severken bir kısmınız da tamamıyla kızın bir güneşin altında kuru ağaçları severse ona da o fonu da gösterecek bir cennet yarattım diyor. Aklınıza gelecek her zevke hitap edecek bir cennet yarattım diyor. Cenab-ı Hakk'ın cennet kavramında ve benzetisinde bir önemli emri vardır. Cennet halıları. Amme yüzüğünü yorumlarken anlatmıştım. O unutanlar veya o sohbetinizde bulunmayanları hatırlatayım. Cennette halılar canlıdır. Yani bitkiler tarafından tertip edilmiştir. Bayağı bildiğiniz bitkiler halı yapmıştır. Ve o halı seyyadır. Bayağı bildiğiniz çeşitli güzellikteki bitkiler. Ve onları Cenab-ı Hak bize kıyas ederken der ki, hani der, yani hatırlıyor musunuz? Hani sizin hem ipek gibi hem de hareket eden, ses çıkaran, güzel kokan halılar vardı, hatırlıyor musunuz? İşte onlar cennet halılarıdır.
Biz o hayali bu dünyaya gelip de o halıları tamamen unuttuğumuz zaman bir yerde güzel bir halı görürsek meftun oluruz. Onun için istisnasız hangi kavimden olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun bir insanı alın götürün, çok güzel bir halının karşısına koyun, hayranlıktan çatlayacak hale gelir. Neden? Çünkü cenneti hatırlar. Hem ne kadar cennetin halısına benzemez ise de o cennet hatırlayacağı için hayranlıktan şaşkın hale gelir. Demek ki Cenab-ı Hak cennetini bize tarif ederken çift cennet, çift cennet, çift kaynak ve her meyveden bulunmasına rağmen bir de ayrıca o meyvelerin çifti olarak bildirilmesindeki sebep akla gelen bütün nimetlerini, hikmetlerini çift çift vermektir. Çift cennetin ve çift kaynakların varlığının bir başka önemli manası daha vardır. Biz bu dünyada bir güzelliği idrak etmekte bazı şeylere müptelayız. Bir kere sağlığımızın yerinde olmasına müptelayız. Aklımızın yerinde olmasına müptelayız. Ruhi yapımızın da sağlam olmasına müptelayız. Bin bir meşakkat sıkıntı içerisinde bulunan bir insana götürseniz, en güzel bir yerde bir şey seyrettirseniz, bir güzel sesli hanım seyrettirseniz yahut bir gazinoya götürseniz, güzel hanımefendiler seyrettirseniz, hiç olan olmaz ya da. Onun onları seyredip de zevk alabilmesi için lakal bazı güçlere ihtiyacı vardır. Nedir bu güçler? Sağlık. Zihnindeki selamet. Buna benzeyen hadisat olmalıdır ki, sağlıklı olmalıdır ki adamcağız da seyredebilsin. Başka türlü seyretme imkanı olmaz. İşte cennetteki güzelliklere gelince. Cennetteki güzellikler kendiliğinden güzelin de en güzel olmasına rağmen idrakimiz güçtür. Vardık, demin söylediğim gibi bu sonsuz güzellikteki halın üzerine oturduk. Cennetinde uzayında olacağımız için yere düşmek yok, ağırlık yok. O halın üzerinde oturduk da onu nasıl idrak edeceğiz? Çünkü cennette Cenab-ı Hakk'ın verdiği en önemli hususiyetlerden birisi, cennetteki en güzel şey hem ışık çıkarır, hem koku çıkarır, hem ses çıkarır. Cennette ait bir güzellik, üç duyu organımıza birden hitap eder. Bir üzüm, cennet üzümü elinize aldığınız zaman en büyük hususiyeti latif bir müzik çalar size. Daha siz onu alıp da ağzınızın hizasına getirene kadar o size akıl almaz bir müzik çalar. Tahammül edemeyeceğiniz kadar güzel bir koku verir ve aynı zamanda da lezzetli, şahanedir. Onun için cennetin üzümüyle buradaki üzüm ancak şekil itibariyle benzer. Buradaki üzümün ne müziği vardır, ne kokusu vardır. Çok azın olsa dahi ancak lezzeti vardır.